Metkin Ekonomik Açı programını sunar. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Ekonomik Açı başlıyor. Ben Ayşem Çelebi, hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum bizlerle, Sayın Aziz Limasoğlu, siz de hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı dolayısıyla kısa bir hafta oldu. Yine de sohbetimize başlamadan önce kısaca bir piyasalardaki gelişmeleri aktaralım. Veri akışı açısından yoğun olmayan bir haftaydı. Ve yurt dışında Euro bölgesinde Mart ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Ve tüketici enflasyonu bir önceki aya göre %6,9'a geriledi. Euro bölgesinde en yüksek yıllık enflasyon %25,6 ile Macaristan'da gerçekleşti. Ve bölgenin en düşük enflasyonu ise %2,9 ile Lüksemburg'da kaydedildi. Bir diğer önemli makro veri ise dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'den takip edildi. Ve Çin'de ekonomik büyüme beklentileri aştı ve Uluslararası Para Fonu buna bağlı açıklamalarda bulunarak gelecek 5 yılda küresel ekonomiye en büyük katkı Çin'den gelecek ifadesini kullandı. Ülkemizde ise Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne gecikme zamları ile birlikte elektrik alım borcundan ödenmesi amacıyla 6 ayı 600 milyon TL devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin yasa resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Önemli gelişmeler aktardıktan sonra sohbetimize başlayabiliriz. Dediğim gibi bugün çok değerli bir konumuz var ve biz enerji konusunu konuşacağız. Fakat sohbetimize başlamadan önce sizi kısaca tanıyalım istiyorum. İsmim Aziz Limasoğlu. 1966 Kandu Limasol doğumluyum. Aşağı yukarı 37 yıldır elektrik piyasasındayım. Kendime ait bir şirketim var. Şu anda 3 dönem Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanlığı yaptım. Aynı zamanda kurucusuyum. Uzun süredir de Ticaret Odası yönetiminde bulunuyorum. Şu anda da başkan yardımcısı olarak bu görevi sürdürmekteyiz. Evet, çok güzel. Ülkemizde enerji konusunda uzun yıllardır yaşanan sorunlar ve son günlerde gelişen olaylar neticesinde krize dönüşen enerji konusu var. Ve biz bugün ülkemizdeki enerji konusunu enine boyuna konuşacağız. Nereden nereye geldik, neler yaşandı bu süreçte, neden bu noktadayız? Bunları sizden bir değerlendirmek istiyoruz. Ve şimdi Kuzey Kıbrıs'ta elektrik, üretim, iletim, dağıtım işlerinin yürütülmesi amacıyla 1 Mart 1975'te Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kuruldu. Ve siz bizlere işte bu tarihten itibaren böyle çok geriye gidecek olursak biz 1975'ten bu tarihe nasıl geldik? Yani bizim elektrik gelişim sürecimiz nasıl oldu? Evet. Şimdi güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü birçok programda buradan başlamadık işte. Güncel konuları konuştuk. Biliyorsunuz biz 75'ten itibaren bir dönem elektriği Rum'dan alıp sadece dağıtım yapıyorduk. Ve daha sonra KKTC'yi ilan etmemizden dolayı kendi santrallarımızı kurma yoluna gittik. Burada bizim esas aslında üstünde durmamız gereken bana göre mevcut yapının o günden bugüne hiç değişikliğe uğramadan devam ediyor olması. Yani günümüz koşullarında her şey değişime uğruyor fakat Kıptek'in o günkü uygulamaları bugün de devam ediyor. Dolayısıyla siyasinin elinde bulunan, yani yönetim şekli siyasiler tarafından belirlenen bu yapı giderek usulüne uygun yatırımları zamanında yapamamasından dolayı bu noktalara geldik. Biliyorsunuz işte üretim bacağında yine Aksa var. Aksa ne zaman devreye girdi? Yani biz ne zaman, nasıl bir süreç gelişti ve Aksa devreye girdi? Bunu da bize anlatırsanız. Tabii siz de biliyorsunuz ki mevcut yapıyı
Yani devletin kurumları her geçen gün işte tapuda olsun, ne bileyim şehircilikte olsun birçok yerde hiyerarşik düzen çok kendini korumadan siyasetin el yordamıyla var olan yapıyı, yani bir sınav düzenli bir alttan gelen kişilerin, daha iyi yetişmiş kişilerin bir yerlere gelmesi hiç göz önüne alınmadı. İşte birilerinin bir şekilde oralara tavsiye veya parti düzeniyle yerleştirilmesinden dolayı giderek devlet dairelerimiz o güçlü yapısını kaybetti. Bunun bir bölümü de tabii Kıptek'te yaşanıyor. Özellikle dikkat ederseniz Kıptek adanın ekonomik olarak da büyük bir gücüdür. Ve burada oluşan ihalelerin devlet tarafından açılan, Kıptek tarafından açılan ihalelerin daha sonra Merkezi İhale Komisyonu'na aktarılması ve bunun oluşturduğu yapı, yani öyle bir yapı oluşturuldu ki orada işte var olan ve ithal edilecek olan ürün mevcudun devamı gibi. Yani şöyle düşünün, biraz insanların anlayabileceği, halkımızın anlayabileceği dilden konuşalım. Benim arabam Mercedes ise alacağım parça da artık Mercedes olarak veya BM ise BM olarak devam etmeye. Ama pahalıydı, ucuzdu, ona girmeden sürekli o parçaların alımı ve bunun üzerine bina edilen bir yapı oluştu. Tabii siyasilerin de özellikle son dönemlerde çok kısa sürede devreye girmeleri diyelim ya da bakanlıkların ömrünün kısa olması. Mesela dün bayramdan önce işte Perşembe günü bir panel yaptık. Mimar mühendis odalarının yaptığı. Oradaki bir arkadaşımız dedi ki ben dedi 9 tane bakanla çalıştım. 9 tane bakana danışmanlık yaptım. Yani bu neyi gösteriyor? 5 yıl içinde oluşan bir süreç. Şimdi düşünün, ben bu stüdyoya geldim, birkaç noktayı görebildim. Benim bu alanı tanımam için bir adaptasyon sürecine ihtiyacım var. Dolayısıyla bir bakan göreve gelirken, evet birçok vaatlerde bulunuyor ve birçok hedefi vardır. Ama ömrü yetmiyor. Dolayısıyla bunları, yani bir projeyi gündeme getirirken, onun devamında sizin bu projeyi yapabilecek zamana ihtiyacınız var. Dolayısıyla Kıptek'in de içinde bulunduğu yapı, yani siyasetin iç içe olduğu özel bir yapı olmaması nedeniyle yeni gelen bakan ve müsteşar neyse, o ekip Kıptek müdürünü ve teknik ekibini de bir şekilde yerinden oynatarak mevcut yapıyı bir şekilde, yani devlet devamlılığı gerektiren projelerin de aksamasına sebep olmuştur. Böylece Aksa devreye giriyor ve Aksa'dan işte bilirsiniz Cetepe döneminde bir alım garantisiyle 15 yıl, önce 5 yıl sonra 10 yıl, 15 yıl neyse belli sürelerde bu uzatılıyor. Ve esas, yani şu an içinde bulunduğumuz noktada da gene 2024'te biliyorsunuz sözleşme bitiyor. Bizim enerji ihtiyacımız çok fazladır. Bunu nasıl aşacağız? Bunu konuşuyoruz. Tabii bilirsiniz, enerjiyi de Kundak'taki bebek de kullanıyor, en yaşlı insanımız da kullanıyor. Bugün evlerimiz eskisi gibi değil, yapılan tesisler de öyle değil. Biraz önce bir yerdeydim, orada da aynısını söyledim. Annan planı döneminde konutları yaparken işte gelen müşteriler birkaç tane lamba istiyordu. Yani odada çok fazla ışık falan, onlar için çok önemli değildi. Daha çok İngiltere'den gelen yerli müşterilerimiz böyle bol ışık severdi. Fakat şu anda yapılan tesislerde, özellikle Esentepe, Girne, belki İskele, neler var biliyor musunuz Ayşem Hanım? Yapılan sitede yüzme havuzu var. Bunun ısıtmalısı da düşünülüyor. Spor salonu var. Bunun birçok ekstra aletler gündeme geldi. Konutlar yerden ısıtmayla. Yani bunları niye söylüyorum? Hep
enerji ihtiyacımızın had safhada arttığını. Dolayısıyla buna göre bizim tedbir almamız gerektiğini ve bu alanda ticaret odası olarak bilirsiniz meclisi dinleriz, birçok söyleşiler yapılır. Herkes elektrik konusunda bayağı bilgili. Yani o kadar çok biliyorlar ki herkes sallıyor. Biz de dedik ki yani bu şekilde de olmaz. Bir rehber olması lazım. Bir yol gösterici bir şey lazım ve KKTC güncel elektrik üretim durumu ve enterkonnette bağlantısıyla ilgili bir rapor hazırladık ve bunu cuma gün kısmet olursa basınla paylaşacağız. Bu cuma. Evet. Şimdi planlarımız o yönde. Bu enterkonnekte konusunda konuşacağız. Fakat benim size sormak istediğim, şimdi hedeflenen büyümenin sağlanması dediğiniz gibi yani ekonomik açıdan ve sürdürülebilir kılınması hususunda enerji oldukça önemli bir konuma sahiptir. Evet. Ve sürdürülebilir büyüme kavramı dediğimiz ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç temel öğe üzerine kuruludur. Şimdi ekonomik düzen içerisinde enerjinin hangi kaynaklardan ve ne miktarda sağlanacağı, hangi alanlarda kullanılacağı birer politik karar niteliği taşımaktadır. Şimdi günümüzde sıkça kullanılan sınıflandırma şekli ve enerji kaynaklarının kullanım sonunda işte tükenebilirlik diyoruz ya da siz daha iyi bilirsiniz ya da yenilenebilirlik özellikleri göz önünde bulundurularak yapılan sınıflandırmalardır. Şimdi 2010 yılında KKTC'de ilk güneş enerjisi santrali Serhatköy'de devreye alınmış. Yani biz aslında bu yenilenebilir kısmı diyeyim 2010 yılında başlamıştır. Şimdi ülkemizdeki enerji üretim kaynakları nelerdir ve nasıl sınıflandırabiliriz biz ülkemizde enerji kaynaklarını? Şu anda zaten biliyorsunuz santrallarımız var. Bunlar fuel oil ve mazotla çalışıyor. Son iki tane de santral Türkiye'den geldi. Gene bildiğiniz gibi Aksa'nın da üretim kısmı fuel oil'dendir. Dolayısıyla burada mevcut santrallarımızın aslında yakıta bağlı olduğunu görebiliyoruz. Fakat bunun Avrupa Birliği hedefleri arasında yeşil enerjiye ulaşmak, 2030'da da bunların tamamen ortadan kalkması planlanıyor. Fakat hal böyleyken biz kuzey tarafı olarak, yani güney tarafına biliyorsunuz Avrupa Birliği sürekli bir yatırımlar projelerine sürekli yatırım aktarıyorlar. Biz bu konuda pek onlar kadar şanslı olamadık. Bizim yatırımlarımızı hep Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar karşılıyor veya öz kaynaklarımızdan karşılıyoruz. Dolayısıyla bu soruyu biraz açarak size biraz da bilgi vermiş olayım. Biz Avrupa Birliği'ni ziyaret ettik bundan yaklaşık 1,5 ay önce. Ve orada bu konuyu gündeme getirdik. Sizin 2030 hedefleriniz yeşil enerjiye birebir kavuşmak ama maalesef adayı ikiye böldünüz. Bölünen bu adada müktesebat uygulanır bir tarafta, diğer tarafta uygulanmıyor. Dolayısıyla doğa buna müsaade etmiyor. Biz orada yaptığımız temaslarda DG Enerji diye bir kuruluş var ki Avrupa Birliği'nin enerji politikalarını belirleyen ekibi bir parçası. Yaklaşık bir 7-8 kişilik bir grupla teknik düzeyde bir toplantı yaptık ticaret odası olarak. Ve ben orada bunlara şunu önerdim. Yani siz kuzeyi hiç desteklemediniz bugüne kadar veya işte bilirsiniz kuzeyde yatırım yapılacaksa ve buna Avrupa Birliği destek verecek ya Türk malı olacak veyahut da devlet arazisinin işte 74 öncesi de devlet arazisi olması aranmaktadır. Dolayısıyla yani bütünden kesme yarama dokunma gibi bir durum oluyor. O zaman ekmek bütün kalacaksa biz neresinden faydalanacağız gibi bir durum oluşuyor. Burada ben kendilerine şunu dedim. Kuzey tarafında bizim çalıştırdığımız santralların salınımı bir şekilde güneyi de etkileyecektir. Dolayısıyla bu konuya bir bütün bakmamız ve sizin bahsettiğiniz işte Yunanistan'dan
Güney Kıbrıs'a yapacağınız kablo projesini gelin bizimle Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye üzerine yapalım. Artacak olan parayı da yoksullara verirsiniz, en azından bir işe yarar. Tabii bunun bizim işi siyasete çektiğimizi söylemeye çalıştı arkadaşlar ama konu siyaset değil burada. İnsani tarafına bakmak lazım olayın. Dolayısıyla biz bu ülkemizde var olan çöpten enerji alabiliriz. Güneş enerjisi zaten kurulu santrallarımız var ve birçoklarımızın çatılarında var. Bu yaklaşık 100 megawattın üstüne çıktık şu anda. Yani kurulu gücümüz. Kaldı ki bunu 400 kusur santralımız var. Bunu düşünüyorsanız yani neredeyse 1/4 kadar güneşten faydalanıyoruz aslında şu anda. Buna bir rüzgar ekleyebiliriz. Interconnect'i yapabilirsek. Buna bir çöp ilave gelebilir. Bunları çoğaltmamız mümkün. Tabii bunları yapabilmemiz için de bu yatırımların bir an önce hayat bulması lazım. Ama birçokları bunu yanlış anlıyor Ayşem Hanım. Yani biz interconnect'e yapılsın derken sanki hiçbir şey yapmayın, kabloyla bu işi çözüyoruz. Böyle bir şey yok. Bizim bu raporu hazırlarken de raporumuzda şöyle bir şey var. Mevcut durumu analiz ettik. Mevcut durumdan sonra nelere ihtiyaç olduğunu raporumuzda açıkladık. Dünyadaki örneklerini işte verdik. İngiltere'de yapılan interconnect'i ve diğer Malta, bizim adamız gibi küçük ekonomiler. Bunların hepsini raporumuzda yer verdik. Dünyada bu tip şeylerin, anlaşmaların nasıl olduğunu idari tarafa, yani anlaşmaya imza koyacak olan tarafa aktardık. Dolayısıyla yani küçük bir... Yani önce durum tespiti yaptınız. Evet. Şimdi ülkelerin enerji politikalarının temel amacı sosyal ve ekonomik hayatımızdaki yeri tartışmaz olan elektrik enerjisinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetle sunulmasıdır. Evet. Şimdi şu anda siz bir durum tespiti yaptınız. Yani ülkemizde enerji yönetimi şu anda ne durumdadır ve bu politikayı nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi şöyle, biz durum tespitini yaptık, çözüm önerilerini de yaptık. Mevcut durumu anlattık, buna ilaveten gelecek olan ihtiyaç duyduğumuz alanları da söyledik. Yani şöyle düşünün, biz bir 50 tane yolcumuz var, bunu 2 tane küçük araçla mı yapalım yoksa bir büyük otobüsle mi yapalım? Bunu yatırdık masaya. Dolayısıyla burada birçok eleştiri de şu yönde aldık. Siz diyorlar 8 şeritli bir yol projesi bize söylediniz. Ama biz mahalleden sokağa çıkamıyoruz. Neden? Çünkü ciddi bir trafik yoğunluğumuz var. Tamam. Bunu biz de görüyoruz. Zaten durum tespitini o yüzden yaptık. Yani biz yol projesini tartışırken, yani interconnect'i Türkiye üzerinden mi olsun, başka yerden mi olsun bunu tartışırken, diğer taraftan da işte Kıptek santrallarının bakıma ihtiyacı olduğunu, Kıptek santrallarının nasıl yenilenebilire geçmesi gerektiğini, yani bugün Foyleöl'den gaz santrallarının kurulması gerektiği gibi içerikleri de aktardık. Burada bütün bunları aktarırken bir de şeye dikkat çektik. Yani ben birçok konuşmamda da bunu söylüyorum. Girne'de bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce 30 bin abone vardı. Kıptek'in enerji tüketimi olan sayaç abonesi. Şu anda 60 bin. Ve bunların hemen hemen birçoklarının evinde de jeneratör vardır. Bunların 40 bin tanesinde jeneratör olduğunu, tabii şeyleri de büyük restoranları söylemiyorum. Her birinde 100 kilovatlık jeneratör var, kimisinde 50 kilovat. Birçok yüzme havuzlu konutlarda 30 kilovatlık jeneratörler. Ortalama 5 kilovattan aldığımızda Ayşem Hanım, 40 bin abonenin 200 megawatt gibi
Yani gurulu gücümüzün neredeyse yarısı yine de evlerde, yani bizlerin paralarıyla, yani milli serveti kendi rahatımız için sokağa atmamız gibi bir şeydir bu. Biraz önce dediniz ya, hani enerji, kesintisiz enerji. Biz kesintisiz enerjiye ulaşsaydık, niçin evimize jeneratör koyalım? Gerek var mıydı? Tabii ki gerek yok. Dolayısıyla hep bunların bir masa üzerine yatırılması ve onun üzerinden konuları tartışmamız lazım. Evet. Şimdi uzmanlara göre ülkelerin rekabetçi ve sürdürülebilir enerji arz güvenliği, yenilenebilir enerjinin ön planda olması ile mümkündür diyorlar ve güneş ve rüzgarın öncü kaynakları olan yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açan da bölgesel, işte şimdi bahsedeceğimiz enterkonnekte kablo bağlantılardır, görüşü hakimdir. Evet. Şimdi enterkonnekte kablo bağlantısı ne demektir? Bunu bize bir anlatır mısınız? Şimdi dikkat ederseniz Avrupa Birliği içerisinde bilmeyenler için söyleyelim. Ülkeler birbirleri arasında belli bölgelerden kabloyla enerji alışverişi yapmaktadırlar. Yani şöyle düşünün. Bizim ülkemizde bir sanayi bölgesinin çalıştığını düşünün. Bir saat önce bu sanayi bölgelerinin şalter indirdiğini ya da paydos saati olduğunu veya havanın karardığını düşünürsek, burada enerji ihtiyacı yokken, yani sanayi anlamında söylüyorum, diğer tarafta 2 saat fark olduğu için orada işlemler devam ediyor ve enerji ihtiyacı vardır. Ülkeler kurulan ağ üzerinden, işte Bulgaristan Yunanistan'a satabiliyor, Yunanistan'dan İngiltere alabiliyor. Hatta bizim Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden kabloyla birbirlerine bağlıdır. Yani kabloyla bir enterkonnekte ne demektir? Kablonun sizin evinize bağlı olması demektir. Hani jeneratörü çalıştırır ve eve enerji alırsınız. Aynen. Jeneratörü çalıştırmıyorsunuz, ilgili komşudan elektriği alıyorsunuz. Konu budur, yani bu kadar net. Ama burada biz idari tarafını şöyle yaptık. Dedik ki bir üretim bacağı var, bir de iletim bacağı. Enterkonnekte kısmı, yani Türkiye'den buraya gelecek olan kablo projelendirilirken üretimi ayrı değerlendirelim, iletimi ayrı değerlendirelim. Yani kabloyu ayrı ödeyelim, üretim bacağını ayrı ödeyelim. O zaman işte verimli ve ucuz enerjiye ulaşabiliriz. Nedeni de şudur. Olası durumda şu anda ENSOE'nin karşı çıktığı falan söylenir ama diyelim bir anda onu düşünmeyelim ve Avrupa'ya bağlı olduğumuzu düşünürsek ve Bulgaristan'da elektrik ucuzsa, bir şekilde nasıl ki telefonlarımızda İngiltere'ye gittiğimizde konuşuruz ama ilgili faturamızda bir miktar farklı bir tarifeyle karşılaşırız. O da öyledir Ayşem Hanım. Yani sadece faturanın tarifesi değişir ama biz yine normal görüşmelerimizi yapıyoruz. Enerjiyi alabiliyoruz. Bunun için de ayrı bir birim oluşturulur ve bu takip edilir. Evet, şimdi tüm bu anlattığınız işte enerjinin görünümü, yönetimi, maliyet etkinliklerimize baktığımız zaman ve bir de Kuzey Kıbrıs'ın enerji yapılandırılmasını değerlendirirken işte AB 2007 bahsettiğiniz 2020 ve 2030 hedeflerini, evet, ve de yeşil mutabakat çerçevesinde ortaya çıkan 2050 hedeflerini irdelememiz gerekmektedir. Şimdi öncelikle AB'nin başardığı 2020 hedeflerine baktığımızda bu genel hedefler tutturulurken 6 ülkenin ülke bazlı hedeflerinin gerisinde kaldığı görülmektedir ve Kıbrıs Cumhuriyeti de bu 6 ülkeden biridir, bir tanesidir. Şimdi 2030 hedeflerine baktığımızda ise bunlar içerisinde 1990 yılı seviyelerine kıyasla sera gazı emisyonlarını %40 oranında azaltmak, AB tarafından tüketilen enerjinin %27'sinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesini sağlamak, enerji verimliliğini en az %27 oranında artırmak, işte AB ülkeleri arasında elektrik dahili bağlantı hedefi olarak belirlenen %15 oranına ulaşmak ve altyapı projelerini ilerleterek iç enerji piyasasını tamamlamaktır diye yazdılar.
Şimdi bu noktada Kuzey Kıbrıs'ta yapılacak bir enterkonnekte yatırımının ve çevre dostu enerji kaynakları ile enerji üretiminin önemini daha da artırmaktadır. Şimdi o zaman ülkemizde dediğiniz gibi hangi yöntemle ve nereden enterkonnekte sistemi sağlanmalı? Yani Türkiye'den mi, başka bir ülkeden mi? Bu nasıl sağlanmalı ülkemizde? Tam da Ayşe Hanım bunun peşindeyiz zaten. Evet. Yani amacımız en kısa yolu seçmek ve en ucuz, en ekonomik olanı tercih etmek. Yani bugün 80 kilometre mi, 1500 kilometre mi? Yani siz evinize gideceğinizi düşünürsek, yani kısa yolu mu tercih edersiniz yoksa bir şehir turu atarak, trafiğin doğal olarak yani bunun Türkiye üzerinden olması, bizim savunduğumuz kısa yolun kullanılması. Biraz önce de bahsettim, artan paranın da başka maksatlar için kullanılmasıdır bizim temel hedefimiz. Zaten dünyadaki konjonktür siz de bilirsiniz ekonomist olarak. Bugünden yarına her şey değişiyor. Yani kim derdi ki Ukrayna-Rusya savaşı olacak? Ve bugün bizim inanılmaz bir yatırım var. Yani korkunç bir yapılaşma var. Yani bazen insan diyor ki yani buna enerji nasıl vereceğiz? Boş ver enerjiyi çözdük. Yollarını ne zaman yapacağız? Yani binalar çok hızlı çıkıyor. Dolayısıyla bu konjonktür çok çabuk değişiyor. Bunlara bizim hızlı hareket ederek ayak uydurmamız lazım. Siyasi yapı hareketli ama bunu ne kadar başarırız önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani şu anda ben öngöremiyorum bunu. Belki evet, yani şimdi siz Türkiye ile enterkonnektenin uygun olduğunu söylüyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yani çünkü kısa, daha mesafe açısından. Evet. Zaten başka bir ülkeyle istesek de böyle bir şey olur mu sizce? Şöyle, onu da söyleyelim. Yani Rum tarafı işte İsrail üzerinden biliyorsunuz bir enterkonnekte durumu var. Oradan da Yunanistan. Yunanistan'dan buraya işte Avrupa Birliği'nin sayfasına girdiğinizde ihale yapıldığını, işin yapılmakta olduğunu gibi bir şeyle karşılaşırsınız. Ama pratikte bu henüz ortada yok. Ve olacağını da düşünmüyorum. Biz hızlı hareket eder ve bu Türkiye ile enterkonnekteyi yaparsak emin olun işte Ukrayna-Rusya savaşı gibi bir şekilde iş dönüp barış kablosu olarak adlandırılacak diye Pollyanna olmak istemem ama böyle yani. Böyle adımlar atıldı mı bu konuda? İşte biraz önce bahsettik. Kıptekin grev nedeni de buydu zaten. Yani kablo projesi gündeme geliyor. Yeniden Aksa'yla sözleşme yapılıyor gibi bir şey vardı. Bir söylem ve İhale yasasının değişikliği, bu yönde yapıldığı gibi algı oluşturuldu ve onun üzerine bir şey var. Şu anda birçok yerde de duyuyorsunuz bu. Yani Enerji Bakanı da bunu seslendiriyor, Cumhurbaşkanı da, Başbakan da. Yani sürekli gündemimizde olan bir konu. Yürütme de iş. Yani yürütmenin ne kadar hızlı hareket edip, tabii bir de Türkiye tarafının bunu istekli olması önemli. Yani Türkiye tarafı buna istekli değilse sizin ne kadar istekli olmanızın hiçbir anlamı yok. Tek böyle bir değil. Işık var mı? Yani tünelde böyle bir ışık var mı? Evet var. 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 Şimdi aslında ben geçmişe biraz bakmak istemiştim. Çünkü eskiden bizim bildiğimiz kendine yeten hatta güneye de elektrik enerjisini satan bir kurumumuz vardı, Kıptek değil mi? Yani eskiden bu konumdaydı. Şu anda borç içinde yatırım yapamayan, pahalı ve yetersiz yakıt alan bir hale dönüştü. Yani geçmişten günümüze bayağı bir geriye doğru gidiş oldu. Ve aynı zamanda ortalık bir anda gerildi. Grevler, direnişler arttı ve hiç bitmeyen bir enerji krizi gündemimizde. Söz konusu da Aksa ile ihale yasa değişikliğidir. Şimdi ve ülkenin en büyük işveren kuruluşu Kıbrıs Türk Ticaret Odası bir bildiri yayınladı ve ihale yasasında yapılmak istenen bu değişikliğe karşı çıktınız.
Evet. Şimdi ihale konusunda neler söyleyebilirsin? Nedir bu direniş, karşı çıkma? Sizin görüşleriniz nelerdir? Şimdi zaten bu belgenin hazırlanmasının bir nedeni de buradan yola çıktık. Yani yapılacak olan, biliyorsunuz özellikle son dönemlerde bakanların değişmesiyle mazotun alım olayı, fuel oil'i şöyle tedarik ederdik, böyle tedarik ederdik. 30 dolara alırdık, 150 dolara alırdık gibi böyle sürekli gündemimizi meşgul eden bir yapı oluşmuştu. Biz oradan hareket ederek işte ilgili taraflara gerekli çağrıları yapmamıza rağmen maalesef izlediniz siz de bu iş nereden başlamıştı? Hasan Taçoy Sayın Bakanlık yapmıştı. Daha önce Özdilnemi, daha sonra Sunat Hatun. Bunlar çok kısa dönemler içerisinde. Dedim ya biraz önce. Hani çevresini tanımadan bir şekilde sürekli bu insanlar değişti. Bu değişiklikler esnasında da bu alım şekilleri, ihale yöntemleri, biliyorsunuz ihaleye aramir almalar, bilmem. Yani enerji hakikaten bugün bir şekilde çözülmesi gereken bir sorun. Çünkü aramir alarak, yani topu taca atarak bunu kurtaramazsınız. O yüzden esas sorunlar bunun üzerinden kilitlenmişti. Tabii ki o günün koşullarında Kıptek'in ilgili sendikası biraz sesini çıkarmasına rağmen bakan değişikliklerinden dolayı çok bir varlık gösteremedi. Çünkü yeni gelen bakan da şunu yapacağız, bunu yapacağız diyerek biraz da süreci oyaladı. Hal böyleyken, yani siz de olsanız bu işin başında, sizin de yapacağınız şeyler sınırlı olurdu. Şimdi geriye dönüp de birilerini eleştirmek çok sevdiğim bir yapı, yani şey değil. O gün yapılan yanlışlar bugünden itibaren yapılmasın. O gün işte herkesin ağzında sakız ettiği veya söylediği şeyleri biz o yüzden raporlaştırdık. Ve bunun devamında da rekabet edebilirlik raporumuzu hazırlayacağız. Bunu biraz daha geliştireceğiz ve daha iyi bir perspektif çizerek bizi yönetenlere bir el kitabı daha vermiş olacağız. Ve bu meyanda nelerin yapılması gerektiğini, yani şimdi geriye dönerek işte Kıptek'i kötü yönettiniz, bu yüzden biz bunu... Hayır, şu anda ne yapıyoruz? Enerji bir devlet politikası olmalı. Yani Kıptek özel bir yapıya kavuşturulmalı. Özel bir şekilde ayrı bir yere olmalı. Şu anda zaten Kıptek çalışanlarını bu kadar yüksek miktarda yatırım varken, hep söylerim, herkesi müfettiş yapıp bir iş yerine koysanız yetmez. Yani personel sayısı çok azdır. Biraz önce örnek vermiştik ya, 30 bin abone varken de 90 kişi çalışırdı yerine de. Şimdi de 90 kişi çalışır. Tamam, siz kendinizden düşünün. Çalışan personel sayınız 5 kişiyle 100 kişi yedirebiliyorsanız bir mutfakta, 200 olunca bunu 10'a çıkarmak mı gerekir? Yani bunun için çok şeye gerek var mı? Matematik ya da ekonomist arz olmaya. Arz talep, yani bu dengeler çok karışık bir kurum haline geldi ve devamlı halkın en büyük sorunu haline geldi. İşte çok uzun süren elektrik kesintileri, maliyetlerin çok yüksekliği. Yani bu aslında siz yani ticaret odasında görüyorsunuzdur. Şimdi enerji çok önemli bir maliyettir. Rekabet edilebilirlik konusunda enerji çok ciddi bir maliyettir ve işte maliyetler artıyor. İnsanların aslında bir isyanı var. Biz elektriğe çok fazla para veriyoruz. Yani çok yüksek miktarlar ödüyoruz. Bir de elektriksiz kalıyoruz. Yani bu nasıl oluyor ülkemizde? Yani bu kadar maliyetler artıyor fakat halkın bu düştüğü durum nasıl oluşuyor ve kurum nasıl bu kadar yetersiz kalabiliyor? Yani işte bir Aksa devreye girdi, işte şu yapılıyor, ihale isteniyor ama bunlara da isyanlar var. Yani bu ülkede nasıl bu hale geldi bu kurum? Yani dikkat ederseniz Ayşen Hanım, şey kısmına da baktığımızda, yani bugün sadece enerji fiyatlarına endeksen bakmasak,
Etin fiyatına da baktığımızda... Bugün enflasyon var dünyada. Etin fiyatı da ciddi sorun oldu. Bugün öğlen bir yerdeydim. Gerçekten çok üzüldüm. Dedim ki kahve içemedik falan. İşte iş yeri sahibine dedi, biliyor musunuz? Buradan tedarik edeceğim bir kahve makinesinin tamiri 10 lira, 100 lirayken güneyde 10 lira. Yani gerçekten sıcak su dökülmüş gibi oldum başıma. Yani bu kadar fark açılmış olamaz. Ette yine aynı şekilde fark oluştu. Enerjide aslında baktığınızda devlet süspansiye diyor. O kadar yüksek değil. Yani yansıtmıyor bize bunları ama bir iş yeri açacağınızda, bir yere bakacağınızda artık yerin kirası artı enerji tüketimini hesaplama yoluna gidiyoruz. Ve bu da bizi ciddi derecede yoruyor. Ama dünyada da bu böyledir maalesef. Yani özellikle enerji çok yüksek maliyetlerde. Onun için zaten interkonnekte ile sokağa attığımız milli servet dediğimizde jeneratör alımı falan. Jeneratör alacağımıza güneş panelleri kurarak kendi elektriğimizi kendimiz üretme yoluna gidebiliriz gibi. Yani bizim murad ettiğimiz bu yönde yatırımlardır. Yani paramızın cebimizde kalması ya da önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bu enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzü artırmak. Yani temel hedeflerimiz arasında bu var. Yani Ticaret Odası'nın öngördüğü enerji maliyet raporlarında. Evet. Şimdi dediğiniz gibi tabii ki işte devam eden Rusya-Ukrayna savaşının enerji tedariği ve fiyatları üzerinde yarattığı olumsuz etkiler var. Ve işte fuel oil'e bağımlı olan üretim kaynaklı yüksek elektrik maliyetinin en temel nedeni olduğu da aşikardır. İşte bu sorun da sadece interconnect'te sisteme dahil olarak aşılabilir görüşü oluşulmuştur. Ve Doğu Akdeniz'in en büyük sahilde ülkesi olan Türkiye, hakkaniyet ve orantılılık prensipleri doğrultusunda bölgesel enerji projesinin en büyük paydaş ülkesi olabilecektir. Ve aynı zamanda işte doğalgaz, denizaltı, boru bağlantılarını da kolaylaştıracak bir emsal olabilecektir dediğiniz gibi. Evet. İşte tam bu konuda Kıbrıs AB 2030, hani bahsettiğimiz bu enerji hedeflerine ulaşabilir mi sizce bu sistemle, veya çok daha hızlı ve rekabetçi bir enerji arzına sahip olabilir mi? Şöyle, ben yani hep işin pozitif tarafındayım ve pozitif olarak bakarım olaylara. Bu interconnect'te olayına da o yüzden girdik. Avrupa ile yaptığımız görüşmelerde de hep bu benim üstünde durduğum ve önün başını çektiğim bir konu. Ben buna inanıyorum. Türkiye'den buraya kablonun geleceğine, Güney Kıbrıs'ta interconnect'te olunacağına ve enerji maliyetlerinin düşeceğine inananlardanım. Yani zaten önce inanmak, ondan sonra hedefe ulaşmak lazım. Yani Garınca'ya sormuşlar, hayırdır nereye diye. O da yangını söndürmeye. Yani bir Garınca bir yangının neresine müdahale edebilir diyoruz ama bizim burada öngördüğümüz şey çok böyle üstün zeka gerektiren bir şey değil. Apaçık ortada her şey. Yani şimdi Avrupa Birliği'nin Yunanistan'dan Güney Kıbrıs'a bir projesi olmasa, inanın ben bu projenin peşine düşmezdim. Ama sen kilometrelerce uzaktan buraya enerji getirmeyi ve Avrupa Birliği'nin açıklamalarına dikkat edin. Genel olarak düşünüyorlar bu hedefleri ve diyorlar ki attığımız her bir euro bize 2 euro olarak geri dönüyor. Nasıl olur bu? Yalnız bunu şey olarak düşünmeyin. Kabloya bir iletim maliyeti ödeyeceğiz. Evet, belki yüksek bir maliyet olacak. Peki ama oradan çıkan kara dumandan yüzlerce insanın hastalandığını, ilaç için ne kadar para verdiğimizi, mesela ben sık sık görüyorum bu Türkiye'den ya da işte diğer ülkelerden ilaç ve eczacılık dairesi getirip insanlara çok ilaç dağıtıyor. Ciddi basında da çok yer alıyor. Bu neyi gösteriyor? Ülkemizde
kanser oranının ne kadar ileri düzeyde olduğunu. Evet, yani bunlara hiç dikkat edilmiyor aslında. Yani bu çevre. Yani hesabı yaparken bu tarafını da hesaplayacağız biz. Çevre kirliliğini de hesaplayacağız. Evet. O dumanın altında maruz kaldığımız şey de eskiden hatırlarım ben. En kirli şehirler işte Almanya'nın, ne bileyim İngiltere'nin Londra şehri, Ankara falan. Biz de pırıl pırıl güneşimiz ve çok temizdik. Ama şimdi bakıyorum işte çöl tozlarıyla muhatap oluyoruz falan. Yani bunlar bizi hakikaten benim gözlemlediğim kadarıyla bizim için ciddi sorunlar. Yani dediğiniz gibi bu ülkenin aslında temiz enerjiye ihtiyacı var ve bu da aslında ekonominin kalkınmasına çok önemlidir. Çünkü bakıldığı zaman, yani ekonomide de bakıldığı zaman, işte gayri safi hasıla dediğimiz, yani ülke sınırları içerisinde yapılan üretimin değerine bakıldığı zaman, eğer işte yenilenebilir enerji kullanılırsa bunun etkileri araştırılmıştır ve yenilenebilir enerjiyle işte daha iyi üretim yapılabileceği, dediğiniz gibi işte temiz çevre sonucunda, yani eğer temiz bir çevremiz varsa bunun ekonomik dönüşümün de çok büyük olduğunu ve bugün işte bizim bugün işte Teknecik'te yaşadığımız sıkıntılar hep göz ardı ediliyor. Yani biz yalnızca elektriksiz kalmıyoruz aslında. Bir de sağlık açısından da çok ciddi, evet, ciddi problemlerimiz var. Ve sürekli bunlar hiç bir kaynak sorunumuz var. Kaynak yaratıldığı zaman da doğru yaratılmıyor aslında. Bir de doğru yaratılma şekli de yanlış. Dediğiniz gibi şimdi interconnect sistemi, yani su da geldi ülkemize. Ama yani adaya gelmesi değildir sorun aslında. Yani elektriğin gelmesi, suyun gelmesi değil. Onun yönetimi önemlidir. Evet. Yani şimdi bu adaya evet kabloyla, interconnect'le elektrik gelecek. Fakat sizce bu ülkede bu elektrik yönetimi nasıl sağlanacak? Yani gelsin, gelmesi değil sorun. Burada işte Kıptek çok problemli bir kurum haline geldi ve sürekli bir özelleştirilsin mi, özelleştirilmesin mi diye sorunlar var. Kim oradakiler, yani çalışanlar, hayır özelleştirilmesin tabii ki böyle bir. Yani özelleştirildiği zaman ne olacak? Nedir bu isyan sizce? Şimdi Ayşe Hanım, konu şu, şuradan bakmak lazım olaya. Teknik personel çok kolay yetişmiyor. Siz de bir eğitimcisiniz ve sınıfınızda eğitim verdiğiniz, ders verdiğiniz sayılı 4-5 tane öne çıkan öğrenciniz vardır. Burada da konu, Kıptek'te 600 çalışan varsa bunların içinde hakikaten çok bilgili, know-how'ı yüksek ve bu konularda deneyimli, düzgün çok insanımız vardır. Ben hep söylerim toplantılarda da, bu insanları kaybedemeyiz. Hatırlayacaksınız, ben hiç unutmam ve her zaman bunu söylerim, daima da söyleyeceğim. İşte devlet hastanesindeki MR cihazımız bozuktur, Türkiye'den teknisyenler gelip yapacak. Ne yani ya? Yani benim iki tane direk kırıldığında bekleyeceğim ben, gelecek bir yerlerden de yapılsın. Ne münasebet. Kıptek'in mevcut yapısı evet sürdürülebilir değil. Enerji politikalarımızı, zaten Enerji Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu, bizim de destek verdiğimiz, mimar mühendis odalarının destek verdiği Enerji Üst Kurulu yasası var, Enerji Dairesi yasası var, elektrikli araçlar yasaları var. Bunların süratle meclisten geçmesi ve uygulamaya başlaması lazım. Bunları uygulayacağız ki Kıptek'i hak ettiği yere oturtalım. Enerji politikalarını konuşacağımız, enerji sadece işte güneş enerjisi değil ya da işte kabloyla gelecek enerji değil. Mazot da getirdiğimiz ülkeye, mazot da efendime söyleyeyim, çöpü yakarak da elde edeceğimiz bir enerji modeli var. Gibi bunları çoğaltmak mümkün. Bunları konuşacağımız, artık bilimsel projeler yapacağımız bir yapı oluşturmamız lazım. Bunun için adımlar var. Amacımız bunların süratli hayat bulması ve bu yaklaşan şeyi, sorunları yavaş yavaş çözmek. Bunun başka hiçbir çıkar yolu yok. Mutlaka çözmemiz lazım. Yani bu yönde çalışmamız lazım. Evet, programımızın sonuna geliyoruz ve şimdi biz özetleyelim istiyorum. Tüm bu anlattıklarımız,
amacı işte ekonomik tıkanmanın en temel sorunu şu anda. Yani biz bugün başka şeyleri konuşmamız gerekiyordu aslında enerji konusunda. Ama biz halen daha bir kurumun işleyişinden bahsediyoruz. Yani bir elektriğin yönetiminden yönetimi kısmına ilerleyemiyoruz yani aslında. Yani günümüzde dünya çok daha farklı şeyler konuşuyor evet. enerji konusunda. İşte yenilenebilir enerji, güneş enerjisi bunlardan konuşurken biz daha bir yönetim kısmını çözememiş bir durumdayız. Ve dediğim gibi ekonomik tıkanmanın en temel sorun enerji maliyetlerindeki artışı önlemektir. Ve dediğimiz gibi zaten enflasyondan kaynaklı da artışlar evet. var ve şu an ciddi bir sorundur ekonomide. Karanlıkta kalmamaktır yapmamız gereken ve tüm yaşadığımız enerji krizlerine, yani bugün halkın isyanı var enerji konusunda, bunları çözebilmek adına ben sizden sadece son cümlelerinizi ve kısaca bir mesaj verecek olursak biz enerji sektörüne bir yol haritası veya işte bir çalışmanız var bu hafta basınla paylaşacağınız. Mesajınız nedir? Yani son mesajınız, son cümleleriniz bu konuda ne olabilir? Güzel bir final olacak. Biz raporumuzu hazırladık. Bunun için bir yol haritamız var. Eksikler var mı? Tabii ki var. Burada elinizde bir veri varsa ve kullanırsınız, odur bunun devamında geliştirip yapacağınız. Ben hep söylerim, gene burada da söyleyeyim. Edison ampulü bulacağında 699 tane deneme yaptı. 700'de ampulü buldu. Yardımcısı şöyle demişti. 699 kez yanlış yaptık. Edison da şöyle dedi. Yapmamız gereken 699 basamağı yaptık ve 700'de finali yakaladık. Biz de birinci basamaktayız. Çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Gerçekten çok memnun oldum ben de. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Ekonomik Açı programı bu haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta 1 Mayıs olduğundan dolayı canlı yayınlar olmayacaktır. Yani bizim programımız olmayacaktır önümüzdeki hafta. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Metkin, Ekonomik Açı programını sundu.